Ali Bey merhaba. Merhaba efendim. Şengör Halıyıkama'dayız şu anda. Bodrum'dayız şu an. Ve çok da güzel işleri imza atan bir firmayız. Şengör Halı Makine olarak da. Sektör özel programımıza siz de hoş geldiniz bu arada. Biraz sonra buranın faaliyetleriyle ilgili neler yaptığınızla ilgili sohbetimiz devam edecek ama öncelikle ben izleyicilerimi hem sizi hem de Şengör Halı Makine'nin hikayesini sizin ağzınızdan dinletmek istiyorum. Bizimle paylaşır mısınız efendim? Tabii buyurun. Ki efendim. Öncelikle hoş geldiniz Bodrum'a. Hoş bulduk. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim her şeyden önce. İsmim Ali, Ali Şengör. Hı. 8 yıldır Bodrum'a halı yıkama olarak hizmet vermekteyim. Evet. Son bir yıldır teknolojiyi takip ederek en güzel işi nasıl yapabilirim onun peşindeydim ve zorları başarmak adına hareket etmekteydim. Ve bunu başardığımı inanıyorum. Müşterimiz de bizi tercih etti. Evet. Aynı zamanda müşterimi teşekkür ediyorum. Bizi güvence verdikleri için. Yani hikaye 8 yıl önce başladı. Evet. Siz zaten çekirdek tartışmasınız aynı zamanda. Biliyorsunuz bu işi evet, biraz da. Evet. Tamam. Peki. Birazcık hizmetleri açalım mı? Çünkü halı yıkama yerleriyle ilgili o kadar çok spekülasyonlar var ki duymuş olduğumuzda. Bu anlamda Şengör Halı Makine'ye gelenler, sizi tercih edenler hangi hizmetleri bulabiliyorlar sizlerde? Öncelikle bizde temizlik, hijyenik temizlik dediğimiz adı altında bunu önem veriyoruz. Herkesin evinde malum bildiğiniz gibi çocukları var. Çocuklar emeklediği zaman bu tozun içerisinde oluyor genelde. Ama biz bu halı temizleme işinde özellikle çocuklarımızın daha hijyenik olması için halılarımızın tozlarını alarak güzel bir şekilde lekelerini çıkararak mis kokulu olarak vatandaşımızı bu şekilde hizmet vermek evet. için yola çıktık. Peki. Halı yıkama denilen olan tabii ki madde kimyasal olmaması gerekiyor ki şampuanlar ve yıkama deterjanları elbette. Çünkü bazı halılarımızı verdiğimiz olduğumuzda izleyicilerimiz de buna hak verecekler. Halılarımızın yapılanmasıyla söz konusu biz baş başa da kılabiliyoruz aynı zamanda. Bu anlamda peki neler yapıyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz hizmet verirken en çok? Öncelikle dikkat etmemiz konu şu. Vatandaşa öncelikle güvence vermemiz lazım. Güvence verdikten sonra işimizi düzgün yapmamız lazım. Hı. Bu ikisi bir arada yürüdüğü zaman kesinlikle başarı ve müşterinin kazanıyorsun. Maddiyat ikinci planda geliyor. Bu müşterinin halısını aldığınız zaman teşekkürü de aldığınız zaman maddiyat ister istemez kendiliğinden geliyor efendim. Peki. Burayı ilk etapta halı adım atar atmaz halıyı ise teslim ediyorlar ama halının yıkanma aşamaları nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Nasıl bir işlemden geçiyor halılar? Evet. Ya da herhangi diğer yıkamış olduğunuz ürünler? Şöyle anlatayım. Öncelikle halı geldiğinde buraya ilk aşamada toz alma diye makinemiz var. Son sistem cihazlarımızdan içinde bu var. Öncelikle o tozu, içindeki tozu patatlayarak ve döverek tozunu öncelikle alıyoruz. Tozunu aldıktan sonra yıkama aşamasına geçiyoruz. Ve yıkama aşamasından önce bir havuzumuz var. Halıyı iyice yumuşatıyoruz efendim. Yumuşattıktan sonra yıkama makinesini veriyoruz. Sonra makineden çıktıktan sonra sıkma olayı var. Hı-hı. Sıkma zaten %80'ini kurutuyor. Hı-hı. Bizim işimiz de kolaylaştırıyor. Müşteriye en erken şekilde teslimat yapmamız da kolaylaştırıyor. Evet. %20'sini de askılarda kurutuyoruz. Evet. Askıda kuruttuktan sonra paketleme alanına geçiyoruz. Paketleme parfüm poşetler içerisinde bağlı bir şekilde poşetler içerisinde müşteriye teslimatımıza geçiyoruz. Evet, efendim. Sizler teslim ediyorsunuz. Evet, zaten müşteriye biz götürmeden önce bir gün önce kendilerini telefonla arayarak diyoruz ki yarın halınızı teslim edeceğiz. Olumlu olumsuz cevaplarda dönüş yapıyorlar bize. Biz de ertesi gün teslimatımızı yapıyoruz. Ne güzel vakitli zamanlı ve randevu olarak yapıyoruz. Çünkü vatandaş da kendini ona göre ayarlaması gerekiyor. Birçok ürünler görebildik şu anda burada. Birçok da farklı da ürünler yıkayabiliyorsunuz. Bunlar nelerdir? Sadece halı değil sanıyorum öyle değil mi? Halı, yorgan, battaniye, stor perde, ne bileyim. Evle ilgili birçok ihtiyacı karşılıyorsunuz aslında. Kesinlikle. Koltuk yıkama hizmetlerimiz var evde yerinde. Evet. Cihazlarımız son sistem. Daha önceden randevu almaları şartıyla sanırım. Zaten koltuk yıkama işini randevusuz yapamıyorum. Hı-hı.
Ha, tabii mi? En az 3 gün önceden bize araması gerekiyor vatandaşın. Evet. Size teslim edildikten sonra halılar ya da herhangi farklı bir ürün. Ne kadarlık bir süreçte karşı tarafa teslim süreniz var? Efendim şu anki durumda tam yoğunluk anımız şu anda en az 12-13 gün sürebiliyor. Yaz kış fark etmiyor bu durumda. Yazın yok fark etmiyor. Yani müşterinin bir anda temizlik anı oluyor. O temizlik anında herkes bir anda yüklendiği için biz de bunu ister istemez altından kalkmak için çaba sarf ediyoruz ama tabii ki 3 günde değil de 4 günde değil de 10 güne çıkabiliyor bu sefer. Ama istediğin sürelerde söylüyorsunuz onlara zaten. Kesinlikle. Oto yıkamanız var, onu da belirtelim burada değil mi? Oto yıkamada bir yan olarak da orada sizin de hemen yanı başınızda onu da o hizmete verebiliyorsunuz aynı zamanda. Tabii ki. Peki. Tabii ki bir önemli diğer konu da biz halılarımızı verdiğimiz zaman halıların kendi türlerine göre yıkanmama söz konusu var elbette. Boyaların geçtiği gibi. Bunlarla ilgili hangi önlemleri alıyorsunuz? Halıların türüne göre yıkanma özelliğiniz var mı burada? Evet efendim. Çok iyi bir konuyu değindiniz. Özellikle makine halılar haricinde burada Milas halısı dediğimiz, Karova halısı dediğimiz belki duymuşsunuzdur. Onların el dokuma olarak geçtiği için ve kök boyası dediğimiz onların çıkmaması adına farklı bir yıkama sistemlerimiz var bizim. Onları yıpratmamak adına daha güzel, daha kokulu bir şekilde yıkama şekillerimiz var. Harikasınız. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri bölgenize ve Türkiye'ye kazandırdığınız bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de umarım farklı projelerde, farklı programlarda tekrar görüşmek üzere. Size çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbette başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Hoşçakalın.